Ben oraya yumruk attım. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Şimdi bugün okuldan erken geldim. Erken gelmemin sebebi öğleden sonra boş dersler vardı ve ben de dedim ki eve gidip video çekerim daha iyi. Eve geldim video çekeceğim. Kendime biraz yemek hazırladım. Kendime bir bardak kola koydum ve bir anda kolaya çarptım ve bütün masaya kola döküldü. Mouse'um bozuldu ben de başka bir mouse kullanıyorum şu anda. Klavyem de bozulmuştu. Fön makinesiyle kurutarak tamir ettim. Ciddi ciddi fön makinesiyle tamir ettim. Telefonum kolanın içine girdi böyle açılmadı. Pirincin içine soktum falan açıldı. Ama Allah şükür maddi bir zararım yok. Sadece mouse'um çalışmıyor. Onu da pencereye koydum şimdi. İnşallah kuruyunca çalışmaya başlar. Ve asıl konumuz olan ne kadar fesatsın testine başlayacağız. Ben abi bu tür fotoğraflara karşı valla biraz fesatım açıkça söyleyeyim. Gördüğüm gibi genelde yanlış anlıyorum zaten. Şimdi bu fesat fotoğraflara bakacağız. Ve hep beraber Fesat mıyız değil miyiz öğreneceğiz. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Ve ayrıyetten bu yaptığım bütün videoların montajında çok fazla uğraşıyorum. Matematik veya yazılı için like atmayacaksanız bile sadece emeğimin karşılığı olarak 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burada bir tane fotoğraf var. Bu fotoğrafı görür görmez ben bunun zaten fesat olmadığını anladım. Bu bildiğim bir koltuk. Bu masumane bildim 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 yani abi bildiğin direkt koltuk başka hiçbir şeye benzemiyor bence direkt koltuk bu yani. Şimdi bu fotoğrafa bir bakalım arkadaşlar gördüğünüz fotoğraf hiçbir şekilde masumane değil bence edepsiz diyoruz Aa, anladım bira bardağının üstten fotoğrafıymış lan fesatmışım bak dedim size ben fesatım abi bu tür fotoğraflara karşı fesatım. Şimdi bu fotoğrafa baktığınız zaman çok yanlış şeyler anlayabilirsiniz. Geta San Andreasta sanırım istreğ vardı bir tane bigfoot diye onun bir şeyine benziyor bu. Ama bu aslında bence bir köpek. Bu masumane. Evet dedim bu sadece bir köpek. Belli yani baksana şu kafası, şu bacakları ama kolları nerede köpeğin? Yani önüne atmıştır ama değişik bir şey yani. Şimdi diğer fo oh. A tamam bu edepsiz değil bu masumane bir fotoğraf. Bu masumane bir fotoğraf. Tamam. Yine kazandım. Yine kazandım ve yine kazandım. Sadece bir tane kaybettik şimdiye kadar. Abi şimdi bir saniye. Bu fotoğrafın hiçbir şekilde masumane olma şansı yok. Bu fotoğraf bildiğin bir tane ablamızın çocuk emzirme yeri. Bu fotoğraf edepsiz. Dedim size bu fotoğraf edepsiz. Resim edepsiz mi masumane mi? İlk bakışta çok yanlış bir şey anladım. Evet ama ikinci saniye bunun ya sos bu. Yani sucuğun üstüne dökülen bir toz, su, sos. Bak dedim, dedim. Biliyorum ben. Ben ya, ben biliyorum ya. Ben ben fesat değilim ya. Bu fotoğraf. Şimdi göstereceğim fotoğraf arkadaşlar benim küçükken gördüğüm ve direkt çıplak bir kadın sandığım fotoğraf. Fotoğraf bu. Ama bu fotoğraf sadece bir adamın koltuk altı. Hiçbir şekilde yanlış bir şey yok bu fotoğrafta. Yani bu fotoğrafı yanlış anlamanız gerçekten çok normal. Çünkü şuna bakar mısın? Bu ne abi? Abi bu bildiğin çıplak bir abla. Bunu sansürlemek istiyorum. Bunun edepsiz olduğunu biliyorum ve sansürleyeceğim. Poposunu bize dönüp eğilmiş bir abla fotoğrafı. Bunu gösteremem. Resim edepsiz mi masumane mi? Tabii ki de masumane. Bu bir tane domates. Aa. A. Resmin geniş hali edepsizmiş ama normalde resim edepsiz değil. Evet. Yani resim edepsiz mi masumane mi? Arkadaşlar bu fotoğraf benim küçüklüğüm boyunca yanlış bildiğim bir şey. Bunun ben bir popo olduğunu düşünmüştüm ve bana bunun popo olmadığını söylemişlerdi. Bunun lamba olduğunu söylüyorlar. Bu lamba değil abi bu edepsiz bir fotoğraf. Bunun orijinalini görünce çok mutlu olmuştum çünkü biliyordum ben bunun lamba olmadığını. Şimdi bu hiçbir şekilde bana edepsiz gelmiyor. Bildiğin kol göbeği görünen bir adam yani. Uyuyor, göbeği görünüyor. Hiçbir şekilde bunun yani bir edepsizliği yok ki. Yani ben mindfuck olmadım. Ben mindfuck olmadım. Şimdi şu fotoğrafa bir de bakın. Arkadaşlar bu fotoğraf kesinlikle hiç masum durmuyor. Hiç masum durmuyor. Hatta izleyeniniz varsa Norbit diye bir tane film vardı. Orada Reskuşah diye bir tane ablamızın poposuna benziyor bu. Bakın Norbit filmindeki Reskuşah ablamızın poposuna benziyor. <laughs> Ben şu şapkamı takayım ya. Çok telledim. Zaten terlemişken şunu da... Ne vuruyorsun lan amk şerefsizi? Özür dilerim. Bu ama masumane bir fotoğraf bence. Bu masumane. Bunun yani popo değildir bu. Aa masumane. Masumane oğlum. Edepsiz değil ki bu. Uçan hava balonu bu. Jartiel giydirilmiş bir uçan hava balonu. Bu fotoğraf kesinlikle edepsiz. Evet bildim. Edepsiz. Bu fotoğraf edep aa popo değilmiş. Bu fotoğraf ayak topu. Bildim. Bu fotoğraf masumane abi tişört bu yani. Resim edepsiz mi masumane mi? Arkadaşlar evet. Yuhu. Bunlar ne yapıyor şimdi yani bu bu masum çıkarsa ben çok şaşırırım ve sinirlenirim. <laughs> bu masum değil. Bu edepsiz. Hapşurmadan öncesi. Bu masumane çıkarsa sinirlenirim demiştim değil mi? Sinirlenmem lazım. Aa! Bağırma komşuları rahatsız edeceksin. Komşulardan sana ne? Ya komşulardan sana ne? Allah aşkına komşulardan sana ne ya? 17 tane fotoğrafın 14'ünü doğru bilmişim. Yani matematiksel olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benim matematiğim fazla iyi değil. O yüzden kafadan bir yüzde 85'ini doğru bildim diyorum. Matematiğim cidden çok kötü benim. Yani hiçbir bilgim yok aslında. Şimdi devam edelim. Fesat testimize devam edelim. Bir tane daha buldum. Onu da yapalım. Bu fotoğraf bildiğin USB çoğaltıcı. Hiç yanlış bir şey anlamadım. Arkadaşlar bu fotoğraf adam dua ediyor. İyi ki İngilizce biliyorum. Çünkü yanlış anlayacaktım. Prayers demiş yani doğacılar gibi bir şey anlamına geliyor bu. Bu yanlış görünen bir fotoğraf olabilir. Evet bu fotoğraf... Ee, evet. Ha evet. <laughs> bu fotoğraf kesinlikle edepsiz değil. Fesat bir fotoğraf değil. Burada kız kardeşine su içiriyor. Evet. Su içiriyor. Bildiğimiz araba jantı. Evet. Pipili araba jantı. Bildiğiniz pipili araba jantı. Tamam bunu yapan mühendise teşekkür ederiz. Çok güzel iş başarmışsın. Aa pipili merdiven de varmış. Çok güzel çok güzel. Bu herhalde başka bir ülke herhalde. Pipiyi seven bir ülke. Bir tane de kırılıp pipiye dönüşmüş. Hatta iki tane sağlı sollu pipiye dönüşmüş telefon. Bu fotoğraf ne? Oo, Bu nasıl yakalanmış be. Adamın suratına bakın ve fotoğrafın arkadan çekimine bakın. İşte bu gerçekten aralarındaki en iyisiydi. Evet. Bu fotoğrafta hiçbir şekilde fake taksi görüntüleri falan yok. Bu fotoğrafta arkadaşlar tamamıyla hastasına muayene yapan bir tane dişçi hekimi var. Dişçi sadece hastasına dayamıyor. Ona yardım ediyor. Onun dişlerini temizliyor. Evet. Ayakmış. Tamam ayakmış. Ayak. Bu zaten ben en başta ayak olduğunu düşünmüştüm. Bu ne bu saç şekillendirici? Yanda da görünüyor zaten dalgalı yapıyor saçı. Bunda yanlış. Aa tamam. 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 Asıl anlatılmak istenen mesajı aldım. Neyse arkadaşlar, fesatlık testinden yüksek bir puanla geçtim. Bok geçtim. Ananı sikeyim. Abi. <laughs> Abi bakın şurada plastik bir şey var. Sert plastik. Ve ben oraya yumruk attım. işte gidiyorum bir şey demeden özür diliyorum. Attan özür diliyorum. Beni bir yumruk attığım için bırakıp gitmişti. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün aslında başka bir video atacaktım. Ama o videoyu sonraya saklayacağım. Aklıma da başka video fikri gelmediği için ben de bir tane fesat testi çektim. Yani bu videoyu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Tekrar söylüyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle görüşlerinizi de yorum olarak atabilirsiniz. Ve atmanızı istiyorum. Çünkü bütün yorumları okuyorum. Yorum okumak çok eğlenceli. Ve tekrardan çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu neydi yani? Bu bu el bu el bu el hareketi neydi? Yazık lan. Oğlum yazık lan. Altına sıçacak kesin. Boynu gitti onun kesin.